Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda yemeklerinizin yanına eşlik edecek çok sağlıklı ve lezzetli bir salata tarifim var. Öncelikle salatamda kullanacağım mayonezi hazırlayarak başlıyorum. Uygun bir kaba bir çay bardağı zeytinyağı alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı soğuk süt ilave ediyorum. Bir diş sarımsak ekliyorum. Bir çay kaşığı hardal ve bir tatlı kaşığı sirke ekliyorum. Yeterince tuzunu da ilave ederek kıvam alana kadar blenderdan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi evde olan malzemelerle dışarıdan almaya gerek kalmadan çok kolay bir şekilde mayonezimizi hazırlıyoruz. Üstelik koruyucu ve katkı maddesi içermediği için çok da sağlıklı. Bu mayonezi hazırladıktan sonra eğer tamamını kullanmazsanız 3-4 gün buzdolabında saklayabilirsiniz. Mayonezim hazır. Gördüğünüz gibi kıvamı oldukça güzel oldu. Şimdi bir kaba alıyorum ve salatamı hazırlayana kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Bu süre içerisinde çok daha güzel kıvam alacak. Şimdi salatamın yapım aşamasına geçiyorum. Uygun bir tencereye 2 çorba kaşığı sıvı yağ alıyorum. Rendenin iri gözüyle rendelediğim bir büyük havucu ilave ediyorum. Hafif diriliğini kaybedene kadar soteliyorum. Havucum sotelendi ve hazır. Şimdi bir kenara alıyorum ve brokolileri haşlamaya geçiyorum. Bir küçük brokoli çiçeklerini ayırdıktan sonra yakıyorum ve buhar tenceresine alarak hafifleşe gelecek şekilde çok ezilmesine müsaade etmeden haşlıyorum. Haşladığım brokoli ve havuçları salata kasesine alıyorum. Üzerine bir küçük kase haşlanmış mısır ilave ediyorum. Salatamın sosunu hazırlamaya geçiyorum. 2 çorba kaşığı yoğurdu uygun bir kaba alıyorum. Üzerine 2 çorba kaşığı mayonez ilave ediyorum. Mayonez ve yoğurdun güzelce karışmasını sağlıyorum. Bir de sarımsak rendesi ekliyorum. Mayonezin hazırlığında sarımsak kullandığım için isterseniz eklemeyebilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğum sosumu da salatama ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum ve salatamı servis tabağına alıyorum. Şimdi salatamın üzerinde kullanacağım yağını hazırlayacağım. Küçük bir tavaya 2-3 çorba kaşığı sıvı yağ alıyorum. Bir avuç ceviz kırığı ilave ediyorum. Cevizleri yakmadan hafifçe kızarmalarını sağlıyorum. Üzerine yeterince toz kırmızı biber ekliyorum. Toz kırmızı biberin de yanmasına müsaade etmeden ocaktan alıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Artık salatamın yağı da hazır. Salatamın üzerine gezdirerek servise hazırlıyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu sağlıklı, lezzetli salata tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.